Değerli izleyicilerimiz, Köy TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Burak Karaman. Gönülden bağlı olduğumuz sevdamız Rahvan Atların programıyla tekrar ekranlarda sizlerleyiz. Birçok yarışımızı size tanıttık, birçok atçımızı da size tanıttık. Atlar hakkında, yarış hakkında ve yarışçılar hakkında da birçok bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk. Ama tabii ki bu yarışların düzenlenmesinde çok büyük rolü olan, hatta çıtayı tutan hakemlerimiz. Bu hakemlerimizin işi sadece yarış günü olmuyor. Yarış öncesinde at yazımları, bunların yazılmasında kurallamalar, bunları takip edip ve biliyorsunuz ki yılda bir kez olmak üzere Türkiye Şampiyonası yapılıyor ve bu Türkiye Şampiyonası'na yıl boyunca derece yapmış atlar koşabiliyor. Bu atların kayıt altına alınması hepsi bunların hakemlerimiz sayesinde olmuş oluyor. Tabii ki sadece hakemlerimizin kulede gördüklerimiz değil, bayrak hakemimiz de var, gözetmenlerimiz de var, birçok görev düşüyor bunların üstüne. Biliyorsunuz ki kalabalık at yarışlarında gruplamalar da oluyor. Bunlara da kurayla belirliyorlar. Çünkü adaleti bu şekilde sağladı hakemlerimiz ve bu şekilde güzel bir şekilde gidiyor bu kurallama işleri. Şimdi yanımızda baş hakemimiz var. Baş hakemimiz bize federasyonun yarış düzenlemesi için gerekli olan bilgilerin, atların yarışa katılabilmesi için gerekli olan evrakları hakkında bize bilgi verecek. Evet, ben sözü daha fazla uzatmayayım. Ümit abimize verelim. Önce bir seni tanıyabilir miyiz abi? Öncelikle herkese merhabalar. Ben Ümit İpek. Türkiye Gençler Atlı Spor Dallarında hakem olarak, baş hakem olarak görev yapmaktayım. Arkadaşımızın da bahsettiği gibi bizim Türkiye genelinde 25-30 yarışımız oluyor. Bu yarışlardan derece alan atlarımız Türkiye Şampiyonası'nda. Yani en büyük yarış olan şampiyona dediğimiz yarışta yarışıyor. Tabii ki bu bir ekip işi. Sadece bizler değil. Normal yarışlarda 7 ile 9 arasında hakem görev alıyor. Ama Türkiye Şampiyonası büyük bir yarışta 22-23 hakemle görev yapıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi en büyük yarışımız bu. Şampiyonların koştuğu bir yarış oluyor. Tabii ki hep derece alan en iyiler. Türkiye'nin en iyileri burada. En iyisi Türkiye şampiyonunu belirlemek için burada yarın kıyasaya mücadele verecek. Peki Ümit abi, şimdi sen baş hakemsin. Evet. Senin altında da hakemlerimiz var. Aynı zamanda federasyonun görevlendirmiş olduğu gözetmenler var. Tabii ki. Bunları bize bir anlatır mısın sırasıyla? Şimdi kule bir baş hakem, iki yazı hakemi, bir bayrak hakemi, bir de çeteli hakeminden oluşur. Bunların hepsinin görevi ayrıdır. Yani çıkış hakemi dediğimiz, bayrak hakemi dediğimiz arkadaşımız atlara start verir. Biz de yukarıdan atların ceza puanını çıkarırız ortaya. 3 bozuk yapan at, yani rafanı bozup 4 nal yapar veya kırıklama dediğimiz ince ve püf noktaları vardır. Bunları dikkat ederiz. Bu hata puanlarına göre atlar diskalifiye olur ya da derece alır. Bunları takip ederek siz bunları hepsini onaylıyorsunuz ve baş hakem olarak ve gözetmenler olarak herkes bu sonuçların altına imzasını atıyor. Tabii ki, tabii ki. Bütün sorumluluk yukarıda kuledeki hakemlerindir. Biz yarış sonrası çizelgelerimizi tutarız. Görevli yazı hakemlerimiz bunları federasyondan gelen görevlilere teslim eder ve sezon sonu dediğimiz senenin sonunda Türkiye Şampiyonası'na hazırlıklar için bu listeler ortaya çıkar ve belirlenen, yarın burada Türkiye Şampiyonası'na 300 kusur atımız hak kazanmıştı. Fakat biz bu yarışa girmek istiyoruz, yarışacağız diyen 150 atımız var. Durum bu. Peki şimdi abi, federasyonumuz bayağı her yıl daha bu kaliteyi arttırarak gidiyor. Tabii ki. Neden dediğiniz, daha öncesinde mesela kas kullanımı yoktu. Önceden yazım yoktu. Yarışlarımız saat 1'de 2'de anca başlıyordu ki birçok ilden, ilçeden atlarımız yarışlara geliyor. Artık ülkenin birçok yerinde yarış oluyor. Örnek veriyorum, İzmir'den çıkıp Bursa'ya yarışa gidildiğinde akşam saat 8'de, 10'da, 11'de evinde oluyordu yarışçılarımız. Şimdi siz bunu daha iyi bir sisteme çevirerek atların yazımını daha öne aldınız. Tabii ki. Bununla şimdi da ilgili bilgilendirmişsiniz. Daha önceki dönemlerde dediğiniz gibi saat 12'de 1'de başlıyordu yarış. Fakat bu yılki yeni yönetimle beraber saat 10'a çekildi. Çok büyük işler yapıldı. Yani atlarımız, sağ olsun Osman abimiz, yeri geldi 4 yarışı, yeri geldi 5 yarışı aynı günde yapılan, yani bu kolay bir şey değil. Yani bugün 4 yarış olduğu zaman en kötü 100'er attan olsa 400 at. Bu da bir hayli
Yani bir de bunun gruplandırmaları var. 400 atı yazmak değil, dediğiniz gibi hangi grupta tabii koşuyor, ki, nerede tabii koşuyor. Ki. Onlarda da bu sene Osman abimize çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz o bölümleri de Osman abime anlatsın. Tabii, Osman abiye verelim sözümüzü. Önce sizi bir tanıyalım. Herkese iyi seyirler. İsmim Osman Kalyoncu. Kocaeli bölgesinden katılıyorum. Merkez Hakem Kurulu alt kurulunda Ümit kardeşim ve ben, Cemil Ağar kardeşimizle beraber Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonumuzun alt kurul üyeliğini yapıyoruz ve müsabakaları yönetiyoruz. Bu sene müsabakaların yazım işlemini ben gerçekleştirdim. Kategorilerine göre ikili taylar, üçlü taylar, dörtlü taylar, deste, küçük orta, büyük orta, baş altı, baş, ithal A, ithal B olmak üzere. Bu sene yaptığımız yenilikler ikili tayların birincilerinin Türkiye şampiyonasında hak kazanmış olması, destenin tekrar federasyon bünyesinin altında Türkiye şampiyonasına ve grup yarışmalarında müsabakaya katılması, grup yarışmaların ikili tayların sadece birincilerini aldık, diğer kategorilerin de ilk üçlerini aldık. Bu vesileyle 300 küsür tane atın olması, Türkiye şampiyonasına da 150 tane at, 5 tanesinin de sildik, gelemeyeceklerini ifade ettiler. Şimdi de kura çekim işlemini gerçekleştireceğiz. Tabii ki ne yaptık? Pazartesiden Perşembe'ye kadar, bu zamana kadar grup yarışmaların yazım işlemlerini yaptık. Cumartesi günü kurayı çektik. Pazar sabahı saat 9'da da taylarımızın ağzına baktık. Hiçbir sekte vermeden bu şekilde bu sezonu kapattık. Şimdi de geldik Türkiye Şampiyonası'na. Yine aynı şekilde bugün kuralarımızı çekeceğiz. İkili, üçlü, dörtlü ve ithal B olmak üzere. Onların da sabah, pazar sabahı saat 9'da dişlerine bakacağız. Yaşlarını belirleyeceğiz. Ve ondan sonra da müsabakayı 11'de başlatacağız. İnşallah hayırlısı olsun. Bir İnşallah. Sürü at sayı var. Şimdi Osman abi, kurayı neden çekiyoruz? Bunu bir açıklayabilir miyiz? Şimdi biz federasyonlar talimatnameyle yönetilir. Bundan önceki dönemlerde 8 atın, 7 atın koştuğu yerlerde biz grup yarışmalarının gruplarını 6'şer atın üstüne çıkmamaya, öyle bir talimatnameye şey koştuk. Bence daha da iyi oldu. Yani 7 tane tek at olursa, 7 at olursa tek grup yaptık. Ona da karşı olan biriyim. Çünkü bu işin doğrusu ne kadar az at olursa o kadar bu işte hata olasılığını minimize etmektir. Atların da rahat bir şekilde yarışması tabii ki sağlamak. Mevcut olan hakem arkadaşlarımızın da yapılan bozma anını, kırıklama anını, köpekleme anını daha rahat bir şekilde 1, 2, 3, 4 demesi gerekiyor. Benim fikrim bu yönde, en fazla at 5 tane olacak. İşte 7 yaptığımız şeyin 6 olacak. 7 olduğu zaman 4-3 grup olacak. Yani burada şunu diyebilir miyiz? Örnek veriyorum, küçük orta boyumuzda 20 atçımız yarıştıracak. 20 atı aynı anda bizim yarıştırma gibi bir şansımız olmadığı için yok. Biz bunları gruplara bölüyoruz. Grup sayısına göre bu gruptan birinci veya ikincileri final yarışına sadece yapıp sadece birinciler. Bizim kategorilerimizde bu seneki uygulamadan bahsediyorum. 7'nin üstünde olan her şeyi grup yaptık. 7'yi tek grup saldık. Mesela ikili taylarda 8 tane tayımız var. 9'du. Bir tanesinin dişi attı. Bir üst tayla geçti. Ne yaptık? 4-4 ikiye böldük. Bunların birileri ikileri final koşacak. Ondan sonra 1-2-3 belli olacak. Üçlü taylarda 9. Dörtlü taylarda 19 atımız var, tayımız var. Ne yaptık? 5-5-5-4 yaptık.
Bunların birileri final koşacak. Çünkü bunu biz ikişer yapmış olsak yine bizim bir kere de koşma sınırını aşmış olduğumuz için sadece birincileri. Destede 26 atımız var. 6-5-5-5 yaptık. Bunların da birileri tekrar final koşacak. Küçük ortada 23 atımız var. 6-6-6-5 yaptık. Büyük ortada 17 atımız var. 6-6-5 yaptık. Bunların birileri ikileri final koşacak. Finalde 6 at olmak üzere. Baş altında 18 atımız var. 6'şerli 3 grup yaptık. 3 grupların hepsi birler ikileri final çıkacak. Finalde 6 at. 4. grup olursa 4 grup olursa birleri koşacak. Başta da 15 atımız var. İlk defa 15 atı bir araya getirdik. Grup yarışmalarının hiçbirinde böyle olmadı. Bunların da birileri ikileri final koşacak, beşerli koşacaklar. İthal B'de 3 atımız var. İthal A'da 7 atımız var. Fakat şimdi İthal B'lerin ağzına bakacak. Buradan bir tane tayımızın dişi atık. İthallerin de 8 olunca mecbur grup yapacağız. Evet. Yani şunu da belirtmek isteyeyim ben değerli izleyicilerimize. 2, 3 yaşlı, 4 yaşlı taylarda yaşlarına biz bunların ağzındaki dişinden bakıyoruz. Ağzında her yıl yeni bir diş çıkarıyor. Ve bunun atın yaşı bu diyoruz. Yaş yarışı olduğu için de 2 yaşındaysa 2 yaşındakiler, 3 yaşındaysa 3 yaşındakiler koştuğu için hakemlerimiz burada. Çünkü bir hafta içinde diş değiştirebiliyor taylar, değil mi? Tabii ki değiştirebiliyor. Bunu değiştirdiği takdirde yani bu yaşını tamamlamış anlamına geliyor. Bir üst kategoriye çıktığı için hakemlerimiz sabahtan bütün tayların dişine bakacak. Eğer hala aynı şekilde yazdırıldığı gruptaki dişi ağzında duruyorsa o grupta koşacak. Ama eğer ki dişi değişmiş ise bir üst gruba çıkacak. Tabii ki bu da bir üst gruba çıktığı için o gruptaki at sayısını değiştirdiğinden dolayı grup sayısını veya ilk ikinin finale çıkma hakkını değiştirme durumuna sahip şimdi oluyor. Şimdi şöyle, ikili taylardan dörtlü taylara kadar bu adam ikili taylarda hak aldı. Yani Türkiye şampiyonasına koşma hakkını aldı. Evet. Üçlü dahi olsa bir üst kategoriye koşacak. Evet. Bunun bu bir kural. Şimdi dörtlü de eğer adam atına güveniyorsa, dörtlü de dişi attıysa desteğe koşacak. Kesinlikle. Yani biz burada koşturduğumuz atlar grup yarışmalarında ilk üçe girmiş atlar. Yani bunlar elenmiş Türkiye'nin güzide atları diyebiliriz, değil mi? Tabii ki. Şimdi burada olan, burada ilk üçe girmiş at Türkiye şampiyonası olacak. Türkiye şampiyonu olmuş olacak. O boyun, ikilinin, üçlünün, destenin, başın. 2023 yılı evet, şampiyon Türkiye şampiyonası olacak. Yani 1000-1500 atın içinden 150 güzide at yarışıyor. Evet. Şimdi bizim kaçırdığımız bir tek şey var. Tabii ki federasyonumuz biliyorsunuz yeni bölündü. Atlı spor dalları, eskiden geleneksel spor dalları federasyonunu ikiye böldüler. Atlı spor dallarını bir tarafa, diğer branşları öbür tarafa. Biz de bu federasyonda talimatnamelerle yönetilir. Israrla sezonun başında bugün söylediğim şey kota 5, kota 6 grup yarışmaları beşerli olsun dememdeki sebep buydu. Evet. Geçmişte bizim 15 metre kuralımız 25 metreydi. 7 tane atın, 8 tane atın koştuğu günleri biliyoruz. Bu kalabalık ortamda ve daha mesafesi yüksek bozma oranı kotası olduğunda her türlü sahtekarlığın olduğu bir pozisyon oldu. Ne oldu? Binici atı 8 tane atın arasında gizlemeye kalktı. Ne oldu? 25 metre mesafe az bir mesafe değil. Kendini avantaj sağlamak için dört nala karışık çıktı, bozdu. Ne yaptık? 15 metreye çıktı. Diğer öbür düzgün taraftan, gidenlerin hakkını yemiş olduk. Tabii ki. Öbür taraftan ne yaptık? Kalabalık atın olduğu yerde azata düşürdük. Öbür taraftan ne yaptık? İkili taylar Türkiye şampiyonasında koşmamak yoktu. Onların birincilerine Türkiye şampiyonasına koşturma kararı aldık. Ne yaptık? Deste Türkiye'nin bir kanayan yarasıydı. Getirdik federasyon bünyesinde sağ olsun Zeki Başkanımız, As Başkanımız bu camiada
Onun da bir Rahmancı sevdası olduğunu bildiğimiz için bunu ısrarla desteğe koydurduk. Ve talimatnamemizde bugün destek kategorisi mevcut. Şimdi Osman abi, ben de bir Ravanat sever olarak zaten böyle bir ara grubun çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi baktığımızda önümüzdeki arada 26 ve 23, yani toplamda 49 at olmuş oluyordu desteğe salmasaydı. 49 atı bölüp kaç gruba bölmüş olacaktık? 7'şer attan bölmüş olsak 7 grup o. 50 at olduğu zaman bu zaman kanunun dışına çıkmış oluyordu. Neden aynı anda 7 at koşar kanununu 8 ata çıkarmamız gerekiyordu? Ki bu Türkiye şampiyonası. Bunun dışında grupların, deste grupların 7, 8, 9 grup olduğu oldu daha öncelerinde. Ben bakın, kaçırdığımız bir şey var. 1930'larda TCK'nın talimatnamesi yazıldı 1930'larda ve halen bir noktası değişmiyor. Bakın, biz o yönetim geliyor, başka türlü talimatname. Bu yönetim geliyor, başka türlü. Doğru bir tane. 1930 nerede? 2023 nerede? Bir noktası değişmedi. Doğru mu Mustafa abi? Şimdi biz öyle bir talimatname kurmalıyız ki Ahmet, Mehmet, Mustafa kim gelirse gelsin bu konuyla ilgili hiçbir noktasını değişmeme karar alalım. Şimdi ben şöyle bir teklif sundum. Biz her boya 36 tane attan fazla at yazmayalım dedim. Neden? 6 kere 6 36. 6 grup olsun. Finalde de at da at koşsun. Yani öyle bir yarışmalarımız oldu ki kalabalık yaptığımız yarışmalarda destenin 44 tane olduğunu kaydettim. Bu sefer ne yaptık? 7'şerli yaptık, 8'erli yaptık, mecbur yaptık. Ama bu işin doğrusu grup yarışmalarında azat. Tabii ki herkes kendini kolluyor. Biz de kendimizi kolluyoruz. Bütün atçı arkadaşlarımız, abilerimiz saldırısı hakem heyetine. Neden? Herkes kendini haklı gördüğü için. Herkes kendini haklı gördüğü için. Onun için bizler de, yöneticiler de, hakemler de ne yapacağız? Bir işleyiş. Tamam, bu bir sevda. İşleyişi ruhu amatör ruhtan çıkarmayacağız. İşleyişi profesyonelleştireceğiz. Kamerası, sahası, evrağı, yani biz, tüfeği, tesisatı. Şimdi sevdalılar olarak herkes bir ucundan tutmaya çalışıyor işi. Ben bu ucundan tuttum, siz hakem olarak tuttunuz. At yetiştiricimiz var, jokey olarak tutan var, nalbantı var. Hepsinin bir emeği var bu işte. Tabii bu emeklerin bir yerde daha da ileriye gidebilmesi için bazı standartlamaların sabit kalması kesinlikle gerekiyor. Bu hakem için de öyle, binici için de öyle. Binicilere kıyafetleri çıkardık. Bakın, bizim sevdamız Rahvan atı. Bunun ruhu, amatör ruh ne demek? Amatör ruh, buna olan sevdamız, sevgimiz demek. Ama işleyişi kesinlikle federasyon bünyesinde profesyonelleştireceğiz. Ki bu adım adımla ileriye doğru gidiyor. Çünkü biz hakemler olarak vatandaşa kendimizi ispat etmek zorundayız. Adaletinize güvenmeleri gerekiyor. Tabii ki. Şimdi hiç kimse, bir arkadaşımıza dedim ki ya bu yarışı yapan adama biz hakemlere kadar, bize hakemlere bağırdığın gibi bu yarışı yapana neden bağırmadın? Kamerayı neden koymadın? Neden bu 15 metre kuralını yapmadın? Benim atımı çabuk diskalifiye ettiler diyor. Haklı mı? Olabilir, haklı olabilir vatandaş. Ama biz de kendimize göre haklıyız. Şimdi bir at aynı yöndeki ayağını aynı anda atıyorsa hiçbir sıkıntı yok. Atmıyorsa sıkıntı var zaten. E bunun da bir metresi var. İşte şimdi bazen insan kendine de konduramıyor atına. Oradan da terazi şaşıyor kendi gördüğünde. Tabii ki burada hakemlerimiz var ki çok artık hakemlerimiz at yarıştırmıyorlar. İş oraya kadar geldi. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlarımızı, herkesin uslubunca itiraz etme hakkı var kardeşim. Ama ben uslupsuz hiçbir şeye kabul etmiyorum. Haklı olsa da kabul etmiyorum. Evet, doğru. Hiç kimse burada hakaret yemeye, üç kuruş para için küfür yemeye, kafir olmaya gelmiyor. Yani bak, Türkiye şampiyonası 40 milyon lira para harcamış Afyon Belediyesi bu sahaya. Çok da huzurunuzda ona da teşekkür, belediye başkanına da teşekkür etmek istiyorum. Bugün 40 milyon az bir para değil. Güzel bir para. Tesisleri, sahası, işte türbünü,
sosyal tesisleri, yarın Afyon'daki vatandaşlara halka açılacak bu sağ. Gelecek çoluk çocuk burada at binebilecek, atçı atını bağlayabilecek. Keşke 20 tane, 30 tane, 40 tane, 50 tane olsa da bu camia biraz daha nizam intizam içerisine girse. Yani bu belediye başkanımız buraya masraf yaparak, böyle bir tesis kurarak sadece Afyonlulara değil, Türkiye'nin birçok yerinden gelen atçılara da hizmet edecek yarın bu saha. Tabii ki. Onlara da bir faydası tabii var. Tabii ki. İşte yarın buranın açılışı olacak. Ne zaman yapacağız açılışı? Bu da atçıların bir karın ağrısıydı. Grupla final arasında boşluk vermiyorsunuz diye şikayet aldık. Biz de rica ettik. Dedik ki grupla final arasında açılışı yapalım. Atlar da hem bir soluk alsın, arkadaşlarımız da atlarına güzel bir hizmet etsin. Bir aradaki mesafede atlar da dinlenmiş olur. Finale öyle başlarız dedik. Biraz da atçıları düşündük. Tabii bir de bunu da yaparım. Görmüş oluruz. Belki bunun da evet. Faydasını görürüz. Çünkü hani 2-3 yaş taylarda tamam bayağı bir mesafe olabiliyor ama başaltı ve baş yarışında çok vakit geçmeden atlar tekrar evet. Koşuyor ve ki en yüksek mesafeler ve en süratli yarışların olduğu yarış. Evet. Bunu arka arkaya yapmakta atları biraz zorluyor. Peki Osman abi sana çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Ben bir de senelerdir sesini duyduğumuz Mustafa abimize vermek istiyorum mikrofonu. Buyurun. Siz hakem heyetinde hep görüyoruz. Ama sunucu olarak güzel namelerinizle, güzel sesinizle yarın da görebilecek miyiz sizi burada? Efendim ben her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Şu ana kadar hakem arkadaşlarımız teknik konularda size bilgi verdiler. Bu yarın burada görev yapacak olan arkadaşlarımı aşağı yukarı hepsini uzun zamandan bu yana tanıdığım ve sevdiğim arkadaşlarım. Çok güzel bir heyet oluşturulmuş. Onu gördüm. Teknik kuralları da size ifade ettiler. Biz gelenekten geleceğe bir spor yürütüyoruz. Geleneksel sporlar den bugününü yarına bu güzellikleriyle götürmek hakemlerin ve federasyonumuzun amacı. Biraz önce Osman kardeşim söyledi. Güzel bir de tesis yapılmış. Baş hakemimiz Ümit Bey söyledi. Teknik konularda bilgiler verdiler. Ben yarın görev yapacak her arkadaşıma burada başarılar diliyorum. Ben de inşallah onlarla beraber olacağım. Ve bu tesisleri bize kazandıran Sayın As Başkanı Zeki Genelioğlu Beyefendi'ye, Zübeyir Bey'e, Genel Başkanımıza ve Afyon'un çok değerli belediye başkanına da teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum. Katılımcı arkadaşlarımıza buradan başarı dileklerimi yeniliyorum. Şu anda bakıyorum doğusuyla, batısıyla, Karadeniz'iyle, güneyiyle Türkiye'nin 7 bölgesinden at var, atçı var. Herkese buradan başarı dileklerimle bu yarışların bizden sonraki nesillere de bu güzellikleriyle gitmesini temenni ediyorum. Siz değerli basına da çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Evet. Değerli izleyicilerimiz gördünüz sadece atların yarıştığı bir durum yok. Bunun arkasında da çok büyük bir emek var. Çok büyük yazıp kağıt işi de var. Bunun daha öncesi de var. Yani federasyona kaydedilmiş tabii ki Osman abimizin üzerine bütün hafta boyunca çok bir yük düşüyor. Arkasından burada bunun kuralları çekiliyor ve buna düzenlemeye göre atlar yarıştırılıyor. Atçılarımız da sağ olsunlar bunlara uyuyorlar. Tabii ki hakemlerimizin ufak tefek şikayetleri var. Ama inşallah bunlar da zamanla aşılacaktır. Ben sizlerin huzurunda burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ise yarın koşulacak olan Türkiye Şampiyonası'nın kurallarını çekecek hakemlerimiz. Tabii ki bu programımızı ayrı bir hakemlerimizin programı olarak çekmiştik biz. Şampiyonamızı yayınladıktan sonra bu programı ayrı olarak yayınlayacağız. Burada da hakemlerimizin verdiği emeği sizlere sunmak istiyoruz. Birazdan kura çekimleriyle sizlerleyiz. Çok kıymetli Rahman Açılar. Her birinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. Bilindiği üzere 2023 yılı Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonumuzun Türkiye Şampiyonası'nın kura çekim işlemini başlatıyoruz. Kura çekimi bittikten sonra grup yarışmalarımızın kayıtlarını temize çekeceğiz.
Pazar günü sabahleyin 9'da taylarımızın ağzına bakıp dişlerini belirleyeceğiz. Ondan sonra müsabakamız saat 11'de başlayacak. Bu zamana kadar hep 10'da başladık. Bugün Türkiye şampiyonası olması hasebiyle 11'de başlayacağız. Ve bütün koşacak bütün atlara, 145 tane atımıza başarılar diliyoruz. Kazasız, belasız, saygı sevgi çerçevesinde bir yarış geçmesini temenni ediyoruz. Herkese bol şans diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz, Kur'an'ı çekiyoruz. Evet, ikili taylarda kura. Yusuf Çamay. Yusuf Çamay. Sen hemen ayır bunları. Birinci grup. Mehmet Çakar. Mehmet Çakar. Birinci grup. Hasibe Varol. Hasibe Varol. O da birinci grup. Maşallah, subhanallah. Ali Bozit. Ali Bozit. O da birinci grup. Şaban Pesel. Şaban Pesel. İkinci grup. Ahmet Boyacı. Ahmet Boyacı. Vay be. İkinci grup. Evet, dörtlü taylarda kura. Bilal Akyüz. Bilal Akyüz. Birinci grup. Hasan Ançer. Hasan Ançer. İkinci grup. Onları ayıracağım. Hasibe Varol. Hasibe Varol. Birinci grup. Aydın Aröge. Aydın Aröge. İkinci grup. Sezgin Onbaşıoğlu. Sezgin Onbaşıoğlu. Üçüncü grup. Ali Aykan. Ali Aykan. İkinci grup. Recep Özbuğdaycı. Recep Özbuğdaycı. İkinci grup. Ümit Öztürk. Ümit Öztürk. Dördüncü grup. Yücel Akkaya. Yücel Akkaya. Dördüncü grup. Mehmet Akdeniz. Mehmet Akdeniz. İkinci grup. Hüseyin Onur Öcal. Hüseyin Onur Öcal. Dördüncü grup. Sefa Yeşil. Sefa Yeşil. Üçüncü grup. Ahal Teke Gıda Zirve Atı. Ahal Teke Gıda Zirve Atı. Birinci grup. Ahal Teke Gıda Derviş Atı. Ahal Teke Derviş Atı. O da birinci grup. Eyüp Baysal. Eyüp Baysal. Üçüncü grup. Muharrem Alan. Muharrem Alan. Birinci grup. Oktay Karlıda. Oktay Karlıda. Üçüncü grup. Hüseyin Güder. Hüseyin Güder. Dördüncü grup. Deste boyda kura. Serkan Bozyiğit. Serkan Bozyiğit. Beşinci grup. Üzeyir Yaşar. Üzeyir Yaşar. Üçüncü grup. Zekiler Gıda. Zekiler Gıda. Beşinci grup. Ferhat Daysalı Albey isimli atı. Ferhat Daysalı Albey. Birinci grup. Ferhat Daysalı Serhat. Ferhat Daysalı Serhat isimli atı. Dördüncü grup. İlhan Savaş. İlhan Savaş. Üçüncü grup. Cüneyt Gül. Cüneyt Gül. İkinci grup. Yağızhan Gül. Yağızhan Gül. İkinci grup. Şinasi Öztürk. Şinasi Öztürk. Dördüncü grup.
Ercan Ödem. Ercan Ödem. Beşinci grup. Şükrü Narlı. Şükrü Narlı. Birinci grup. Ferhat Filiz. Ferhat Filiz. Dördüncü grup. Yahya Anlak. Yahya Anlak. Üçüncü grup. İbrahim Koşar. İbrahim Koşar. Dördüncü grup. Cengiz Köz. Cengiz Köz. Üçüncü grup. Ali Çalı. Ali Çalı. Birinci grup. Üçü orada da kura. Ferhat Filiz. Ferhat Filiz. Hüseyin bir yavaş. İkinci grup. Mustafa Küçükmeral. Mustafa Küçükmeral. Dördüncü grup. Zekiler Gıda. Zekiler Gıda. Birinci grup. Sezgin Onbaşıoğlu. Sezgin Onbaşıoğlu. Üçüncü grup. Salih Kırım. Salih Kırım. Üçüncü grup. Şevki Akman. Şevki Akman. Birinci grup. Ali Aykan. Ali Aykan. İkinci grup. Halil Bilgin. Halil Bilgin. Üçüncü grup. Mehmet Demiralay. Mehmet Demiralay. Mehmet Demiral. Dördüncü grup. Ceren Canbuldu. Ceren Canbuldu. İkinci grup. Ercan Öden. Ercan Öden. Birinci grup. Ömer Faruk İlhan. Ömer Faruk İlhan. Birinci grup. Ahaltege Gıda. Ahaltege Gıda. Birinci grup. Halil İbrahim Sarpkaya. Halil İbrahim Sarpkaya. Dördüncü grup. Ahmet Gökçe. Ahmet Gökçe. İkinci grup. Kura. Büyük Ortada Kura. Tolga Sıvıç. Tolga Sıvıç. Birinci grup. Hüseyin Eryiğit. Üçüncü grup. Halil İbrahim Yılmaz. Halil İbrahim Yılmaz. Birinci grup. Mücahit Bilici. Mücahit Bilici. Birinci grup. Ali Kuyumcu. Ali Kuyumcu. İkinci grup. Ercan Öden. Birinci grup. Cevdet Buldan. Cevdet Buldan. İkinci grup. Mustafa Kocabıyık. Mustafa Kocabıyık. Birinci grup. Yahya Anlak. Yahya Anlak. Üçüncü grup. Yahya Duyuldu. Yahya Duyuldu. Birinci grup. Ümit Yelim. Ümit Yelim. İkinci grup. Mustafa Öge. Mustafa Öge. İkinci grup. Mehmet Aziz Özbek. Mehmet Aziz Özbek. Üçüncü grup. Ömer Binici. Ömer Binici. Üçüncü grup. Zafer Demiralay Pasta iki Atı. Zafer Demiralay Pasta iki Atı. İkinci grup. Zafer Demiralay Pasta bir Atı. Zafer Demiralay Pasta bir Atı. O da ikinci grup. Harun Kaçmaz Son. Harun Kaçmaz Son.
Harun Kaçmaz 3. Baş altında Kura. İsmail Gez. İsmail Gez. Üçüncü grup. Yakup Kuyumcu. Yakup Kuyumcu. Üçüncü grup. Sinan Romanoğlu. Sinan Romanoğlu. İkinci grup. İsmail Onbaşıoğlu. İsmail Onbaşıoğlu. Birinci grup. Makbule Akgöz. Makbule Akgöz. Üçüncü grup. Hakan Uğur. Hakan Uğur. İkinci grup. Sefa Yeşil. Sefa Yeşil. İkinci grup. Yahya Anlak. İkinci grup. Göltar Tarım. Göltar Tarım. Üçüncü grup. Osman Alişen. Osman Alişen. Birinci grup. Mustafa Şenol. Mustafa Şenol. Birinci grup. Oğuz İnan. Oğuz İnan. İkinci grup. Evet. Evet. Başta Kura. Erdem Gülek. Erdem Gülek. Bismillah. İkinci grup. Mevlüt Tosun. Mevlüt Tosun. Birinci grup. Derya Dağcan. Derya Dağcan. Üçüncü grup. Ali Kuyumcu. Ali Kuyumcu. İkinci grup. Ercan Öden. Ercan Öden. İkinci grup. Orhan Erbaş. Orhan Erbaş. Birinci grup. Ömer Faruk Koçkan. Üçüncü grup. Uğur Pehlivan. Uğur Pehlivan. İkinci grup. Engin Moğol. Engin Moğol. Birinci grup. Ahal Teke Gıda. Ahal Teke Gıda. Üçüncü grup. Kemal Dinlenmez. Üçüncü grup. Ayvaz Çamdemiren. Ayvaz Çamdemiren. Birinci grup. Özgür Güven. Özgür Güven. Birinci grup. Ferhat Tak. Ferhat Tak. İkinci grup. Şükrü Karnı Büyük Son. Şükrü Karnı Büyük Son. Üçüncü grup. Evet arkadaşlar, kura çekim işlemimiz sona ermiştir. Bütün koşacak atlara, jokeylere, seyircilere kazasız belasız bir yarış geçmesini temenni ediyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. Evet, Türkiye Şampiyonası için kura çekimleri de tamamlandı. Gördüğünüz gibi tamamen şeffaflıkla yapılan bir kura çekimiydi. Aynı zamanda hakemlerimiz kendi sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak bu şeffaflığı daha da arttırdılar. Yarın koşacak olan atlarımıza ve at sahiplerine başarılar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Köy TV'de kalın, hoşça kalın. We'll be right back.
Müzik